Merhaba dostlarım. Yeni gelen videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olup videolarımı beğenerek bana destek olabilirsiniz. İyi dinlemeler. 46 yaşında, 3 çocuk annesi bir kadınım. Adım Şenay. 2002 yılında hamileliğimin 8. ayında başlayan olayları anlatmak istiyorum. Hamileliğim çok sıkıntılı geçiyordu. Sağlık yönünden iyiydim ama hamileliğin verdiği stres mental olarak zayıflatıyordu. Aşırı sıcaklarda maalesef bunaltıyor, hamilelik daha da ağır geçiyordu. Sıcaklığı pek sevmeyen biri olarak hamileliği yaz mevsiminde geçirdim. Doğuma bir ay kadar kalmıştı. Sıcaklardan ve gördüğüm garip kabuslar yüzünden uyku düzenim bozulmuş, doğru düzgün uyuyamıyordum. Bazen kanepede uyumaya çalışıyor, bazen yatağımda ama her yer diken gibiydi sanki. Üzerimdeki ağırlık yüzünden gözlerimi her kapattığımda nefesim daralıyor. Kendimi rahat hissediyordum. Sıcaktan ve hamilelikten olacağını düşünerek pek önemsemedim. Gece saat 10 civarı ilk defa bu kadar uykum geldi. Sanırım üzerime ağırlık çökmüştü ve gözlerimi kapatsam sanki uyuyacaktım. Bunu değerlendirmem lazımdı. Hemen üzerimi değiştirip yatağıma girip yattım. Az önce gözlerimi kapatsam uyuyacak şekildeyken şimdi hiç uykum yoktu. Bir anda kaçıp gitmişti resmen. Bu nasıl olurdu? Karnım burnumda olduğundan sağa sola dönmekte zorluk çekiyordum. Gözlerimi kapatsam da bir türlü uykum gelmiyordu maalesef. Sıcak da bastırmıştı. Yatakta doğruldum. Yerde yatarsam betonun soğukluğu rahatlatacaktı. Bu düşünce aklıma yatmıştı. Zorlanarak kalkıp yere uzandım. Koridora doğru bakıyordum. Eşim yatak odasının karşısındaki salonda oturmuş televizyon izliyordu. Biraz kendimi toparladıktan sonra yere minder atıp uzandım. Burada yatacaktım. Kapı, pencere, her yer açık olduğundan az da olsa esinti oluyordu. Eşimin izlediği televizyon sesiyle ve hafif serinlikle kendimi uykunun kollarına bıraktım. Çok güzel şekilde uyuyorken belimde bir el hissettim. O el yavaş yavaş göbeğime sarılmaya başladı. Tenimle bebeğimi okşuyordu. Eşim olduğunu düşünerek ne yapıyorsun, gider misin? Zaten hava sıcak. Sarılıp da bir de sen bunaltma beni. Ne güzel uyuyordum. Uykumu böldün, uyandırdın diye söyleniyordum. Ben söyleniyordum ama el geri çekilmek yerine daha sıkı sarılmaya başladı. Şaka yapıyor diye düşünerek Osman, bak gerçekten iyi hissetmiyorum. Bırakır mısın diyordum. Ben söylenince arkamdaki daha sıkı sarılıyor, canımı acıtıyordu. Tepki vermeye, kurtulmaya çalışıyordum ama bir türlü yapamıyordum. Öyle bir sarmalamıştı ki bedenimi, kilitlendim. Hiçbir yerimi oynatamıyordum. Kıvranırken başımı çevirip arkama baktım. Arkamda hiçbir şey yoktu. Panikleyip korkuyla eşime seslendim. Eşim karşıdaki odadan kafasını uzatıp bana baktı. Göz göze geldik. Yardım et. Canım çok yanıyor. Ölüyorum dedim. Ama geri kafasını içeri çekip hiçbir şey görmemiş gibi televizyon izlemeye devam etti. Karnımda da ne var diyerek başımı hafifleyip göbeğime baktım. Kartal pençesi gibi bir pençe karnımı sıkıştırıyordu. Uzun, simsiyah pençelerini karnıma geçiriyordu resmen. O el gibi pençeyi görünce korkuyla bağırmaya çalıştım ama sesimi kendim bile duyamıyordum. Karnımı daha çok sıkıyor, nefes almamı engelliyordu. Kendi canımı geçmiş, karnımdaki bebeğime bir şey olacak korkusuyla yalvarmaya ve ağlamaya başladım. Bırakmıyor, aksine daha çok sıkıyordu. O an dua okumak geldi aklıma ama okumaya çalıştıkça kelimeleri karıştırıyor, abuk subuk kelimeler ağzımdan çıkıyordu. Bir türlü duaları okuyamadım. Acıdan ölüyordum. Bebeğimin orada çaresizce can çekiştiği fikri beynimi ele geçirmişti. Allah'ım lütfen yardım et yayınlarken kulağıma biri Felak suresini oku dedi. Bunu birkaç defa tekrarladım. Kulağıma gelen ses sanki güç vermiş gibiydi. Beynimin içinde yankılan sese dikkatimi toparlayabilmiştim. Besmele çekerek Felak ve Nas surelerini okumaya başladım. Öyle hızlı okumaya başladım ki neredeyse nefes almadan okuyor, hiç durmuyordum. Kaç kere okuduğumu bilmiyorum ama karnımı tutan pençeler gevşemeye başlamıştı. O pençelerin gevşediğini fark edince içimdeki korku yerini cesarete bırakmıştı. Sesimi yükselterek okumaya başladım. Nefes alabiliyordum. Bebeğim güvendeydi. O el bel çevremden çekilince arkama baktım. Kapkara bir duman arkamdan süzülerek pencerenin oraya gitti. Orada yavaş yavaş vücut bulmaya başladı. Yerden tavana kadar uzun boyu olan, garip giyinimli, şekilsiz bir adama dönüşmüştü. Ne yüzünü, ne gözünü seçebiliyordum. Odanın karanlığında sadece bir silüet olarak duruyordu. Onu öyle görünce yüreğim yerinden çıkacak gibi oldu.
Gözlerimi ondan ayırmadan Rabbime sığınmaya çalıştım. Besmele çekip dualarıma kaldığım yerden devam ediyordum. Kollarını göğsünde birleştirip bağladı. Sanki beni dinliyor gibiydi. Gözlerin olduğu karanlık boşluğa bakıyordum. Okuduğum surenin bitmesine yakın beynimin içinde bir ses yankılanmaya başladı. Yeni başlıyoruz. Yine görüşeceğiz. Bu cümleler beynimin içinde yankılanırken canım da yanmaya başladı. Gözlerimin önündeki karanlık adam işaret parmağını bana uzatarak baş kısmını hafif salladı ve yavaş yavaş kayboldu. O kaybolurken eşim yanıma geldi. Beni sarsıp uyan uyan diyordu. Gözlerim açık şekilde ne uyanması, zaten uyanım, neredesin, ölüyordum. Neler yaşadım bilmiyorsun, sana seslendim kaç defa, neden gelmedin? Bana bakıp başını geri televizyona çevirdim, neden gelmedin diyerek çıkıştım. Eşim şaşkın bakışlarla, ben sana hiç bakmadım. Ayrıca senin inlemelerini duydum, ona geldim dedi. Eşime yaşadıklarımı ya da gördüklerimi anlatmadım. Tamam, beni kaldır diyerek ellerimden tuttum. Uykum kaçmıştı artık. Salona geçip televizyonun karşısına oturdum. Olan olayları düşünüyordum. Resmen ömrümden ömür gitmişti sanırım. O varlık bebeğimi öldürmeye çalışmıştı ama çok şükür bebeğimin yiyecek ekmeği varmış ki Rabbimin yardımıyla kurtulduk. O olaydan bir ay kadar sonra Eylül ayında doğum yaptım. Sağlıklı bir kız çocuğu dünyaya getirdim. Bazı geceler kızımın güldüğüne şahit oluyordum. Sebepsiz gülerken birden ağlamaya başlıyordu. Canı yanıyor gibi ağlıyordu. O varlığı çok nadir de olsa görmeye başladım. Evimin içinde dolanıp bir anda ortadan kayboluyordu. Onlar ne ya da benden ne istiyorlar maalesef bilmiyorum. Bazı geceler çocuklarımı kullanarak adımla sesleniyor, beni çağırıyorlar. Uyurken derinden gelen çocuklarımın sesiyle gözlerimi açıyorum. Anne, lütfen çabuk gel diyorlardı. Hemen bir şey oldu korkusuyla yataktan fırlayıp odalarına gidiyorum ama hepsi uyuyor. Çocuklarıma bakarken mutfaktan adımla sesleniyor. Benimle oyun oynuyorlar. Bir hocadan duyduğuma göre bana adımla seslenebilirler ve beni tuzağa çekebilirlermiş. Bunu öğrendikten sonra adımlarımı daha dikkatli atmaya başladım. Adım söylendiği an hemen dua okumaya başlıyorum. Çocuklarıma da tembihledim. Beni görmeden sadece sesime gelmeyin, dışarı çıkmayın, dua okuyun dedim. Bu süre zarfında bedenen beni rahatsız edemediklerini anlamam pek uzun sürmedi ama rüyalarımda beni korkutup aklımla oynuyorlardı. Bu rüyalarda garip diyeceğim olaylar görüyor ve birkaç gün içinde dejavu diyebileceğim şekilde aynısını yaşıyordum. Uyarı gibi hayatıma yön veriyorlardı. İnsanların kötü mü, iyi mi etrafındaki auralardan hissedebiliyorum. Her yalnız kaldığımda, kendimi güçsüz hissettiğimde onları görüyorum. Bana hep yakında diyor. Sorularıma cevap vermiyor ama sanırım güçsüz kaldığımda ve tamamen yalnız olduğumda tekrar gelecek biliyorum. Bana neden geldi? Neden peşimi bırakmıyor? Neden hep benimle? Bunlar aklımı kurcalayan sorulardan bazıları. Sanırım beni koruyan ve gözeten, göremediğim bir varlık da etrafımda var. Bana ilk gece oku diyen o varlıktı. Bazı rüyalarımda farklı insan kılıklarına gelip beni onların şerrinden koruyor. Onlar bir gün gelecek biliyorum. Ve o gün için manevi olarak hazırlanmaya çalışıyorum. Allah'ım hepimiz onların şerrinden, pisliğinden korusun. Birinci hikaye bu kadar arkadaşlar. İkinci hikaye başlıyor. Merhaba, ismim Gökdeniz. Sizlere başımdan geçen olayı anlatmak istiyorum. Ben hayatta iyi ve kötü birçok şeye tanık olmuş biriyim. Aşırı dini bütün olmasam da kendi isteğimle küçük yaştan itibaren dinleri araştırmaya, Budizm, Maniheizm, Musevilik, İsevilik, İslam, Zerdüştlük, eski Türk inancı olan Gök Tanrı inancı gibi pek çok şeyi araştırıp biraz da çevrem geniş olduğundan ve birçok bilgiye ulaşmakta rahat olduğum için bazı ilahiyatçı akrabalar, anneannem ve ilahiyat eğitimi almış babamla istişareyle öğrendim. İncil, Tevrat ve Kur'an'ı okudum. İslam mezhepleri ve bölümlerini de araştırdım. Her ne kadar şu an Müslüman olsam da ateist gezdiğim de oldu ama şimdi mezhep tutmadan kendi halimde ibadetlerimi edip birkaç mezhebi takip ederek ibadetlerimi ve inancımı şirke götürmeden devam ettiriyorum. İki kız kardeşim, anne ve babamla Adana'da yaşıyorum. Sizlere anlatacağım olay 2015 yılında Haziran ve Ağustos ayında Gümüşhane'de eski bir Rum köyü olan Haşere isimli bir köyde gerçekleşmiştir. Benim Gümüşhane ile münasebetim çok erken yaşta başladı. Babam orada büyük işlere müteahhit olmuş ve tanınmıştı. 2009'dan itibaren
Her yaz Adana çok sıcak olduğu için Gümüşhane'ye giderdik ve 4 ay kalırdık. Orada çevremiz çok genişti. Babam siyasilerin, il parti başkanı veya kaymakamın işini yapardı genelde. Her partiden insan vardı ama hiçbir siyasi kavga olmazdı. Ben de orada Ayhan Usta'nın oğlu olarak bilindiğim için o küçücük şehirde Adana'da olduğumdan daha rahat hayat sürüyordum. Gümüşhane merkez o zamanlar 70 bin nüfuslu, herkes tanıdığı küçük bir şehirdi. 2015 Haziran 21'inde uçakla Adana'dan Trabzon'a doğru yola çıktık. Gümüşhane'de havalimanı olmadığı için oraya 100 km uzaklıktaki Trabzon Havalimanı'na gitmek zorundaydık. Sisli bir hava içinde iniş yaptık. Havalimanı'nda babam karşıladı. Babam Şubat ayının bitiminde iş sezonu açılınca gitmişti. Hamsiköy isimli meşhur bir yerde sütlaç ve köfte yedikten sonra Gümüşhane'ye doğru yola çıktık. Babam orada çarşıda 7. katta bir çatı katı daire buldu. Çatı katı olduğu için bazı yerler cidden dardı ama 2-3 oda normal ev gibiydi. Çok güzel de bir çatı terası vardı. Ben en arkada olan üçgen şekilli bir odaya geçip yerleştim. 180 santim gibi düşük bir yüksekliği olsa da Harçlık Deresi'ne bakan bir penceresi vardı. Geceleri sırtımı duvara verip yorgan altından dereyi izlerdim. Gümüşhane pek soğuktur, yaşayanlar bilir. 3 gün sonra babamla işbaşı yapmak için merkeze 30-35 km uzaklıktaki bir vadi yamacının en üst kısmına kurulmuş Haşer isimli köye doğru çalışmaya gittik. Arif isimli bir diş doktorunun Dede Yadigar'ı taştan evini restore edip yaşanabilir hale getirecektik. Köyün girişinde uzun uzun kavak ağaçları altında kurulu mezarlar var. Köyün bir ucundan bir ucuna 5 kilometre, diğer ucu ise Harşi çayının orada kurulu. Girişte çok eski Rum mezarı ile Müslüman mezarları yan yanıdır. Hep durup Fatih okur, sonra yola öyle devam ederdik. Köy yeşillerinin arasında kurulu binbir çeşit nimetin olduğu bahçelerle donatılmıştı. Evin önüne vardık. Ev tipik, iki katlı köy evi işte ama taşlandı. Ev vadinin bir tepesinde kurulu ve neredeyse 4 kilometre çapındaki her yeri göreceği bir konumdaydı. Güney cephesi tarla, güneydoğusu uçurum, geri kalan aşağısı ise dolambaçlı bir yamaç gibi. Pek aldırış etmedim. Biz çalışmaya başladık. İlk 20 gün çok garip şeyler olmadı. Birkaç yılan, akrep falan öldürdüm o kadar. Sürekli bir yerlerden çıkıyorlardı. Bir de tadilatını yaptığımız eve tek yakın evde nur yüzlü yaşlı bir karı koca yaşardı. Oradaki nene beni İstanbul'da yaşayan torunu Ahmet'e çok benzettiği için çok sefer bize odağı başına çalışırken ev yapımı baklamadan tutun fırında tavuk patatese kadar eksik etmezdi. Zaten çevrede büyük elma, armut, incir, nar gibi ağaçlar ve salatalık, domates tarlaları olduğu için köylüler bize helal ederek istediğimiz kadarını almamızı söyleyip yardım ettiler. Allah razı olsunlar. Ben bir gün kırım döküm işi olmayınca amele kıyafeti yerine güzelce giyinip nenenin evine gittim. Oturduk, çay içtik. Kocası genelde aşağıda kendine ait küçük atölyede köylülerin aletlerini tamir eder ya da odun kırardı. Neneyle sohbet ederken gece dere kenarında hayal meyal gördüğüm birkaç hayvandan ve neredeyse 2-3 metre uzunluğundaki karartılar gördüğümü söyledim. Bana evladım, burası iki yamaç arasında bir köy. Dere yatağın üstüne kurulmuştur. Dere yatağı onların mekanıdır. Onları rahatsız etmez. Onlarla dalga geçmezsen sana bir şey yapmazlar. Geçer giderler. Sen yine de İhlas, Felak, Nas ve Ayet-el Kürsi'yi sürekli oku ve abdestli gez. Tamam mı dedi gülerek. Başımı onaylar biçimde salladım. O gün sohbet muhabbet derken babamlarla merkeze indik. 3 gün sonra tekrar işbaşı yaptık. Ben genelde evin içinde hazırladığımız lavaboya giderdim ama o sıra idrar yolunu üşüttüğüm için evin çevresinin nere denk gelirse artık hacetimi yapıyordum. Ev daha harap olduğu için çok dert değildi. Bir gün evin 150 metre aşağısındaki yalaklı çeşmeye su doldurmaya gittim. Dağdan gelen suydu bu. Çok güzel bir tadı vardı. Arabayı genelde buraya park eder, öyle yukarı çıkardık. Birden karnıma bir sancı girdi. Eve gitmek için 150 metre gitmem lazımdı ama bu imkansızdı. Orada yerde duran eski bir kovaya su doldurdum. Hemen arabadan ıslak mendil ve bir tasa benzer bir şey aldım. Söylemesi ayıp bir ağacın dibinde büyük abdestimi yapmak zorunda kaldım. Ama nedense bir tuhaflık vardı içimde. Arkamdan bir rüzgar esiyor. Fısıldarmışçasına garip bir dilde konuşmalar geliyordu. Ben yorgunluktan olduğunu düşündüm. Yanımdaki bahçelerde ayak sesleri ve gülüşme sesleri geliyordu. Geceleyin aşağıdaki marketten kola ve cips alıp o dönem lüks sayılan Sony Z2 telefonundan Dabbe serisini izledim.
Gece 2 civarı bitti film ve uyudum. Gece bir ağırlık çökmesiyle uyandım. İçim ateş basmış, her taraf sallanıyordu. Beni bir korku aldı. Tir tir titremeye başladım. Can havliyle mi bilmem, anlık bir refleksle pencereye baktım. Dereden bir şey duman şeklinde pencerenin dibine kadar geldi. Çok hızlıydı. Şekli şemali yoktu. Tipini falan göremedim. Sadece duman gibi pencerenin önünde durmuş, sanki bana bakıyordu. Sadece gülme sesini duyuyordum. Bir süre orada durduktan sonra gitti. Dua ederek sabahın olmasını bekledim. Saat 5:30 gibi babam uyandı. Üstümü değiştirip yola koyulduk. Bizimle çalışan 4 ustayı da aldık. Her gün böyleydi. O derenin kenarına bir şeyle oralıyordu. O yalaklı çeşmenin yanına her gittiğimde çıtırtı ve gülüşmeler geliyordu. Gece gündüz fark etmeksizin. 3-4 gece sürekli aynı döngü devam etti. Bir gün öğle yemeği yedikten sonra arkadaşım Yusuf Atay'ı aradım. Etrafta dolaşarak o kadar dalmışım ki çalıştığımız yerden rahat 2 kilometre uzaktaydım. Telefonu kapatır kapatmaz etraftan sesler gelmeye başladı. Sesin geldiği yeri bulmaya çalışırken çalıların ardından koyun sesleri gelmeye başladı. Burada kimse hayvanlarını otlatmazdı. Hem uçurum dolu hem de ters bir yerdi. Koşmaya başladım. Sanki bir şey beni takip ediyor. Hemen yakalayacak gibi oluyordu. O kadar hızlı koştum ki 25 dakika sürecek engebeli yol 10 dakikada bitmişti. Ercan Usta beni öyle görünce Karadeniz ağzıyla "Ula uşağım ne olursa" dedi. Ben de "Bir şey yok Ercan emmi. Biraz uzaktaydım. Hızlıca geldim" dedim. Bana biraz harç yapmamı söyledi. Hemen yapıp getirdim. 1,5-2 saat sonra merkeze doğru yola çıktık. Ben yolda uyuyakaldım. Rüyamda bir ormandaydım. Karşımda o siyah varlık vardı. Kıkırdayarak gülüyordu. Anlamadığım, boğuk bir sesle bir şeyler söyledi. Her kelime de dağda yaklaşıyordu. Bense büyülenmiş gibi kıpırdamadan ona bakıyordum. Dibime kadar gelip üzerime atıldı. Beni sarsmaya başladığı o an arabanın içinden fırlayarak gözümü açtım. Evin önüne gelmiştik. Babam uyanmam için beni omzumdan tutarak sarsıyordu. Ben de irkilerek kalktım. Babam, yol boyu uykunda mırıldandın durdun. Ne oldu? Bir şey yoktu mu dedi. Ben de uyku hali nereden bileyim dedim. Eve çıktık. Artık her gece ve her gün aynı şeyleri yaşamak psikolojik olarak yıpratmıştı. Artık bana neden bu sanat olduğunu öğrenmem lazımdı. Bir yerde bir hata yaptım ama nerede? Bunu çözmem gerekiyordu. Gücüm de pek kalmamıştı. Akşam 11 gibi uyudum. Evet, yine oluyordu ama bu sefer artık pencereme gelen o kara varlığa sordum. Ben sana ne yaptım? Nedir bana bu öfken dedim. Sonradan İbranice olduğunu öğrendiğim dilden başka bir şey söylemeyen varlık bana. Yanıma kadar gelip boğazından sıkarak Türkçe "Yuvamı kirlettin, evimi pislettin" dedi ve o anda çalan alarma zıpladım. Ulan ne yaptım da başıma bunlar geliyor diye düşünüyordum. Babamla yola koyulduk. Yine işin mühendisleri ve ev sahibi Arif abinin geldiği bir gündü. Babam o sırada merkezde güney tarafında 3-4 sitenin ihalesini alan bir tanıdığı 40 kişilik ekip toplamış ve orada iç dekorasyon, dış dekorasyon ve tesisat işi yapıyordu. İş çok büyük olduğundan bazı günler ben sadece haşireye gidiyor ve ustalar ile çalışıyordum. Ercan Usta ve ben onun minibüsüyle haşireye gittik. O gün çalışma olmadığından 300 metre aşağı inip nenenin evine doğru yola çıktım. Nenenin yanına vardım. Çay muhabbet derken gözlerimin çökmüş olduğunu gördü. Ne oldu dedi. Ben de her şeyi anlattım. Bana yatağında yemek yedin dedi. Cips ve kola dedim. Yatağını günlük temizledi. Akşam vakti sıcak su döktüm dedi. Hayır dedim. Gusülsüz dolaşır mısın dedi. Hayır dedim. Ağaç tiplerine ihtiyaç giderdim dedi. İşte o an aklıma geçen gün yaptığım şey geldi. Utana sıkıla 15 gün önce yaptığım şeyi anlattım. Bana oradaki toprağı temizleyip su dökmemi, temiz bir toprak ile doldurmam ve bir daha da böyle bir şey yapmamam gerektiğini söyledi. Düşüncelere daldım. Her gece odama gelip cehennem sıcağı bastıran, benim üzerimi bir fil gibi çöküp boğazımı sıkan ve pencereme gelen varlık sırf bunun için mi bunu yaptı? Biraz sinirli oldum ama yapacak bir şey yoktu. Ağacın bulunduğu noktaya gittim. Orayı iyice temizleyip nenenin dediklerini yaptım. Gece geldi çattı. Uykuya daldım. Hafta sonu olduğu için pazar günü tatil yapardık. Gözlerimi açtığımda sabah saat 10'du. Deliksiz, kabusuz bir uyku çektim. Tertemizdi. Ama birkaç gün rahat yatınca sabah namazını savsaklamaya başladım. 15 gün sonra sabah namazına 40 dakika kala bir ağırlık çökmesiyle uyandım. Ayaklarım hareket ettiremiyor, konuşamıyordum. Gözlerimi aralayıp etrafa baktım.
Başucumda beyaz, cübbeli bir adam duruyordu. Elindeki sopa gibi şeyle yere vurup naif sayılacak bir sesle "Hak seni korudu, beladan sakladı, derdin olunca mı gelecek aklına" deyip ağırlık kalktı. Ağırlık kalkınca sabah ezanı okunmaya başladı. Hemen abdest alıp namazımı kıldım. Ben okul başlamadan, bir hafta önce Adana'ya dönmeden ev neredeyse %70 bitmişti. Geri kalan yaz çok eğlenceli geçti. Ustalardan zanaatımı öğrendim. Ara sıra orada mangal yapmaya, eğlenmeye, hatta bazı geceler gece 1-2'ye kadar huzurla çalışıp işe devam ettik. Gel zaman, git zaman, yaz bitmiş, okul yaklaşmıştı. Nenemin elini öpüp helallik aldım ve Gümüşhane'den ayrıldım. O gün bugündür, 5 yıl boyunca tek bir anormal olaya denk gelmedim. O varlık neden musallat yerine sadece evini temizlemem gerektiğini söylemedi bilmiyorum. Şu an bu olaylar çok eskiden kalan bir anı gibi zihnimde yer almış, ara sıra beni duygulandırır ve düşündürür. Hayatta hastalık, borç harç, kavga gibi şeyleri tanıklık ettim. Asıl kötü olan insanlar. İnsanların birbirine yaptığı kötülüğü kimse kimseye yapmaz. Allah bizi bütün kötü varlıklardan ve onların şerrinden korusun. Sizler umarım benim görüp geçirdiklerimi yaşamazsınız. Umarım herkes bu dünyadan rahat bir hayat yaşar ve hayırlısıyla göçer gider. Amin. Hikaye bu kadar arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sizleri çok seviyorum. Kanalıma hala abone değilseniz abone olup bildirimleri açarak yeni gelecek videolardan haberdar olabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.